bizim derdimiz. 63. Mesela kitap paraları çok pahalı. Bak hoca anlattı, senin hoca. Ha? Vekilim, kusura bakmıyorsunuz, çok özür dilerim. Gel kızım, gel kızım. Gel kızım, kızım, kızım. Gel kızım, gelsin bakalım. Evet, anlat bakalım derdini sen de. Şimdi biz gerçekten okuyoruz ve çok şartta, çok zor şartlar altındayız. Yani okuyacağız ama bir iş imkanımız yok. Yani boşu okuyormuş gibi bir şey oluyoruz. Tamam, yönetimine bir şey söylemiyorum ama artık bu yönetimin değişmesi lazım. Yani artık bu ülkeye bir değişim gelmesi lazım. Çünkü insanlar aç. Benim babam çiftçi ve ben buraya uzaktan geldim. Okumak için geldim. Ve gerçekten çok zor şartlar altındayız. Yani şu an gerçekten konuşurken duygulanıyorum. Çünkü ben ülkem için çok, yani çok üzülüyorum. Çünkü yani bu ülkeden doktorlar gidiyor. Ve biz onlara ihtiyacımız var. Ve diyorlar ki giderlerse gitsinler. Gerçekten bizim bu ülkede yeni bir yönetime ihtiyacımız var gerçekten. Yani insanlar çok zor şartlar altında dershaneye yazılıyorlar, okula yazılıyorlar. Yani bizim emeklerimiz gerçekten boşa gidiyor. Biz artık yönetimin değişmesini istiyoruz. Yani bu. Kitap alamıyoruz, üstümüze kıyafet alamıyoruz. Biz arkadaşlarımızla çıkıp bir yerlerde gezemiyoruz. Yani biz genciz ve bunları yaşayamıyoruz. Gerçekten çok zor şartlar altındayız şu anda. Düzelecek kızım. İnşallah. İnşallah düzelecek. Düzelecek. İnşallah. Sen çünkü bir şey ben de bak çiçekçilerden gelme birisiyim. Evet. Çiçek parasında okumuş insanım. İlk üniversitemi İstanbul'da okudum. Nişantaşı Üniversitesi'nde. Sonradan da Adnan Menderes Üniversitesi'nde bitirdim. Ekonomi Finans bölümünü ve şu an işsizim. İşsiz. Ve işsizim. Bir işte da sokamıyoruz yani. Ne iş yapıyorsun? Şu an çiçekçilik yapıyorum. Üniversite mezunu çiçekçilik yapıyorum. Ne okumuş? Şu dönemde işsiz kalmak, yani bir üniversite mezunu için o kadar ben ailemin yanında servisle gidip geldim. Servis ücretleri olsun. Ailemin zaten maddi durumu yoktu. Ben çiçek parasında büyüdüm. Hem bir taraftan seyahat çiçek sattım, hem çiçek parasında okuluma gittim, okulumu bitirdim. Şu an yine işsizim. Ne yapıyorum? Ben seyahat çiçek satıyorum. Evet. Üniversite mezunu okumuş bir çiçekçiyim. Ben çöpten ekmek topluyorum. Bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanımıza, iktidardaki partiye sesleniyorum. Esnaf değil. Esnaf kan alıyor değil. Halk kan alıyor. Halk, halk. Çöpten çıkarıyorum ekmeği, çöpten. Ben de gevrek alacak para yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugünden itibaren önümüzdeki 3 gün, bugün de dahil olmak üzere İzmir'de bütün parti meclis üyelerimiz, bütün YDK üyelerimiz ve İzmir milletvekillerimiz ve örgütümüzle birlikte saha çalışması yapmaya geldik. Çünkü Türkiye'nin sorunlarının ancak ortak akılla hep birlikte çözülebileceğini biliyoruz. Onun için her birimiz İzmir'in farklı köşelerine dağılıyoruz. Manisa'nın farklı ilçelerine dağılıyoruz ve halkla birlikte halkın yaşadığı sorunları, onlarla sorunları dinleyerek ama çözümü birlikte üreterek aydınlık bir geleceği inşa ediyoruz. Bugün bizi buluşturan da tam böyle bir çalışma. Buyurun. Şimdi biz bu meseleye hakimiz. Buradaki tezgahtar arkadaşlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, Türkiye'de 6 milyona yakın sokaktan geçimini sağlayan insanımız var. Normalde varlar, yaşamda varlar ama kayıtta yoklar. Biz bunların mutlaka kayıt altına alınmasını savunuyoruz. Mutlaka insanların, belediyenin de, devletin de bu konuda bu insanların haklarını korumasını istiyoruz. Bu hem pandemiyle birlikte gözüken ama Türkiye'nin önemli meselelerinden birisi bu. Sokakta yüz binlerce sokak emekçisi var ama bunu kimse görmüyor. Simitçisi var, kestanecisi var, midyecisi var, ayakkabı boyacısı var, sokak müzisyeni var. Bunlar devletin üzerine, devlete yük olmadan kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz daha önce Ankara'da bir çalışma yaptık. Genel Başkanımızın talimatıyla mutlaka bu sokak emekçileri kayıt altına almalı. Mutlaka kayıt altına almalı. Onu yapacağız. Ne zaman yapacağız? İnşallah iktidara geldiğimiz zaman. Bu bizim size taahhüdümüzdür, bu bizim size sözümüzdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüdür. Sokak emekçilerini kayıt altına alacağız. Onların bakın bir de bizim geliştirmiş olduğumuz değil. Dünyada var olan bir şey var. Aile destekleri sigortası var. Bilin ki aile destekleri sigortası eğer geliri asgari ücretin altındaysa onu asgari ücrete devlet tamamlayacak. O kurumu da kuracağız ve hiç kimse
devletin eline gıda paketine bakmayacak. Aynen. Herkes, kadınlarımız devletin vermiş olduğu kartla, yani aile destekleri ADS kartıyla, aile destekleri sigortası kartıyla devletten hakkını alacak. Türkiye'de yoksulluğu bitireceğiz, yoksulluğu yönetmeyeceğiz. Genel sekreterimiz İzmir Milletvekili Sayın Sayak Böke'yi tanıyorsunuz. Ben de esnaftan sorumlu genel başkan yardımcısı Bela Baba. Türkiye'de sadece kardeşim bir fotoğraf bas. Sağ olun. Etkinim. Basından